Ya gariban lam tazal ultu fina fima nazal inneke latifun lam tazal il mutfika da'vatana ya Rabbi amin havfana. Sohbet, sohbet iyiydi. Ne yapalım? Kabristan'da değiliz ya. Kabristan'da kılanmaz mı? Sohbet edilmez. Sana konuşmazlar. Bir adamın biri kabristandan geçermiş. Gideyim ziyaret edeyim bunları demiş. Gitmiş bir kabrin başında oturmuş. Benim gibi uyuklamış, sakmıyormuş. Bir de kabrin sahibi kalkmış. Tutmuş beni. Kalk kalk kalk. Gözle baktı. Kalk demiş. Şuraya kalk olsun. Dur. Uyuyacak vakit değildir. Biz burada iki rekatı bulmak için uğraşıyoruz, o fırsat çok güzel. Uyurma demiş, kalk. Bütün dünyayı versek bize verilmiyor artık. Oh, kalk demişler, onun sırası değil burada. Çabuk, akıl kalkmış. Eski insanlar acayip olurlar. Bu kabillerde de, kabristanlarda da ünsiyet vardır, hazami de. Bu kabristanlara girince, girmek istemiyorlar. Bir soğukluk var. Acayip soğukluk var. Kaçmak isterim. Duramayın, istemiyorum. Eski kabristan olsa, kabristanların ahiret havası veriyor. Ahiret havası veriyor. Enen rahmetle orada oturup seyredesim geliyor. Onlarla beraber saatlerle otursam o ruhaniyet o kabir ehlinden çok ünsiyet var. Rahatlık bu. O yeni kabirleri gördük sonra büsbütün. Büsbütün. Karaca Ahmet'in içerisine girdiği vakitinde ahiret havası. Ruhaniyetini temizleyiyor. Yaklaşık bugün kavuşlarına girecek o taşlar, o acayip suretler, o acayip yazılar, resimler, tatsız tutsuz yapılar ve içindeki kimselerin de zaten çoğu temiz amelli değil. Onun için üzerlerine en azından vahşet var kabirlerde. Yani en azından vahşet var. Ve görür, hemen kaçasım geliyor. Oradan. Eskideki ruhaniyet kalmak işte o. O kimseler demiş, en emniyetli yer bu kabristana gireyim demişler. Burada bir kaça oturayım. Kabrin başında oturmuş. Önce o kabrin sağlığında mübarekler. Kalk demiş, ruhun sırası değil, kalk biz iki rekat kılmak için dünyayı veriyoruz, elimize geçmiyor. Sen fırsat elindeyken kalk iki rekat olsun, kıl deyince bakın kalk. Onun için ünsiyet, insana gelen ünsiyet de efendim, Allah'a olan yakınlığından dolayıdır. Allah'a olan yakınlığı derecesinde insanlara ünsiyet verilir ve insanlar yaklaşır ve rahat bulur. Rahat bulur. Onun meclisinde rahat bulur, kalbi mutmain olur, huzura erer. Onun için sohbet şarttır bizim tarikatımızda. Sohbet şarttır. Bazı defa çay soğurdu diyorum soruş. Çok defa soğur. Şeyh Ahmet Hazretleri sohbet eder. Çayı unutur. Efendim, Celaleddin Rumi Hazretleri Mesleği Şerifi yazdırırken bir lokma ekmek yemek getirirler. Yemek getirdiği vakitinde derdi ki bu lokma
o ilahi feyzi durdurdu, derdi. Daldıkları vakitinde o ruhani neşe, efendim onları sürükle, cezbettir o. Münsiyetten cezbet gelir, cezbet gelince yürür arkasında. Eğer o cezbet kuvveti olmasa, bir kimse bir kimseyi yanına çekemez, sokmayamaz. Şimdi ahir zamanda cezbe sahibi olan insanlar, evliyaların çoğu hepsi gizli duruyor. Cezbe sahipleri meydana çıkmıyorlar. Çıksalar şeytana fırsat yok. Lakin Peygamber bildirdi aleyhissalatü vesselam ki ahir zamanda bu da olacak, bu da olacak, bu da olacak. Ahir zamanda iyiler kötülenecek, kötüler iyilenecek. Doğrular yalancı çıkarılacak, yalancılar doğru diyerekten takdim olunacak. Hainler emin değeri bildirilecek, emin kimselere hain denecek. Binaenaleyh sizin yanınızdaki kıstas, yani mehenk, neyi bulacaksınız? Kimi kötü derlerse o iyidir ahir zamanda. Kimi alkışlarlarsa o kötüdür. Bu şaşmaz şimdi. Bu Cebabire devrinde alkışlanan kimse yine onlardandır. Cebabire'dendir. Cebabire ise dünyaya gelmiş, geçmiş insanların en kötüleridir. Belki Neron onlardan daha şereflidir. Belki Neron'un uyduğu, inandığı bir şey vardı. Bunlarda bu Cebabire'de, bu zaman Cebabire'de o yok. Öyle habistirler. Onun için bu ahir zamanda metolundan alkışlanan kimseden kaçınız. Bunların kabul etmediği kimseyi bırakmayın. Ölçü oldu. Seşen bak. O Cebabire'nin meclisinde oturduğu vakitte kalbin daralır. Yani mecburi otururlar. Hiçbir meclis yoktur ki şimdi dünya meclislerinden hiçbir meclis yoktur ki o mecliste oturan insanlar genişlik bulsun, ferah bulsun. Mecburi oturur. Mecburiyeti de o cebbarın korkusundan olur veya dünyevi menfaatından olur veyahut yağ çekmek için olur. Ahir zamanda samimiyet kalkmıştır. Anladın mı? Ahir zamanda samimiyet arama. Herkesin bulunduğu meclisten illa dünya faydası diyerekten bir maksadı vardır. Ona göre o meclise gelir, mecburi gelir oturur. Mecburi olarak oturmadığı da riya içindir. Sum'a içindir. Yağ çekmek içindir. Tabasmus içindir. Tabasmus dediği nedir? Hacı Efendi, hocam mülkiye bitiren adam bu. Kasap başı, Kıbrıs'ın şeyde, ne deyim, bunu bil. Tabasmus'u bilemedi. Arap var mı burada? Tabasmus, şu mana tabasmus. Tabasmus. What means? Tabasmus. O da Arap, o da bilmem. Tabasmus. 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 Şüpheyle bakmak mı? Hayır. Biz kedidir. Kedi işine geldi mi? Tabasmus. Gelir ya böyle sakar şeyler ya. Riyakarlık mı? Değilse, aç karnı toksa ömründe gelip bir sus yapmaz sana. Tabasmus. Ayağına da başını sürer böyle yapar. Kedi.
kedinin hareketlerini yaparlar. Tabasmış dediği odur. Kedinin hareketleri gibi kedi riyakarlık yapıyor. Karnı açtır bir şey istiyor sabından. Aldatmak için geliyor oraya. Sevdiğinden için değil. Değilse kancasını atar, pençesini vurur. Isırır, bağışlamaz. Ama karnı aç olduğundan efendim gelir yalvarır. Ahir zamanın insanlarının %99'unda tabasmus vardır. Yani bir ümidi vardır, bir beklediği vardır veya bir çıkarı vardır ki geliyor onun yanına, gidiyor bunun yanına onu tahsil etmek için. Bu sıfat ahir zamanın tabii onun için ondan metheder. Sen şöyle sen böyle diyerekten kaldırır kaldırır. Ne için bir çıkarı var bu geldi gene bu meseleden dolayı der o. Ve der. Tabassus olmasa riya olmaz. Riya insaniyetin efendim, kıymetini düşüren faktördür. Bir kimse de riya oldu mu insani değeri hemen düşer. Sıfır halde.